Şimdi burada gördüğünüz 2 adet paket lastiği, bunu her açıdan gösterebilirim. Ve lastiklerin en üstünde bir adet kağıt para var. Ve para hiçbir yere düşmesin, gitmesin diye ucuna bir tane ataç koydum bu şekilde. Ve fizik kurallarına göre bu paranın tek tek aşağı inmesi imkansız. Ama sihirbazlar bildiğiniz gibi fizik kurallarını pek takmazlar. Gerçekten de şu an amacım tek tek bu parayı en aşağıdaki lastiğe kadar yollamak. Ve bu gözlerinizin önünde olacak, o yüzden dikkatli bir şekilde izleyin. 1, 2, 3 yaptığım anda gerçekten bir aşağıdaki lastiğe gidiyor. Ve aynı şeyi tekrar yapacağım. 1, 2, 3 yapıyorum. Ve gerçekten de bir aşağıdaki lastiğe gidiyor. Ve son kez bunu yaptığım zaman tek tek bütün lastikleri geçerek para en aşağıya kadar gidiyor. Herkese selam, tekrar hoş geldiniz. Ben Doruk Sayar. Bugün sizlere sadece lastik ve parayla yapabileceğiniz çok güzel bir oyun göstereceğim. Şimdi bu oyunun en güzel özelliklerinden bir tanesi, sadece 2 tane paket lastiğiyle nerede olursanız olun, ne zaman olursa olsun bu oyunu yapabilirsiniz. Kağıt parayla yapabilirsiniz veya başka şeylerle yapabilirsiniz. Bunların detaylarını zaten açıklama kısmında bol bol göstereceğim. O yüzden bütün açıklama kısmını izlemeyi ihmal etmeyin. Şimdi bu oyunun konseptini gündelik objelerle yapılabilen sihirbazlık numaraları olarak belirleyebiliriz. Ve yorumlardan da biliyorum siz de çok fazla istiyordunuz. Yani böyle gündelik objelerle, her zaman kartlarla olmayan şeyler öğrenmek istiyordunuz. Çünkü bazı arkadaşlar okula gidiyor ve iskambil kartlarını okula götürmekte problem yaşıyorlar. Ben de bunu yorumlardan biliyorum. Bu oyunu mesela isterseniz okulda, isterseniz evde, dışarıda, yazlıkta her yerde yapabilirsiniz. Yani gündelik objelerle yapılan sihirbazın böyle bir avantajı var. Çok fazla malzeme gerektirmeyen, hemen etraftan bulabileceğiniz basit şeylerle istediğiniz yerde yapabiliyorsunuz. Ve bu da bence bu konsept arasında en kuvvetli oyunlardan bir tanesi. Zaten şu an en başında trailerını, performansını izlediyseniz ne kadar güzel gözüküyor anlamışsınızdır. Yani gerçekten fizik kurallarına karşı geliniyor bu şekilde. Her şey net bir şekilde gözüküyor ve ne kadar net gözükmesine rağmen tak 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 oradaki para bir şekilde aşağı iniyor. Birazdan zaten nasıl olduğunu göreceksiniz. Ama şu an başlamadan şunu da söyleyeyim. Bu oyunu çok daha yukarı çekmek istiyorsanız, çok daha etkili yapmak istiyorsanız paranın ucuna ataç takmaktansa seyirci kendi parmaklarıyla kendi parasını tutarak aşağı inmesi çok daha etkili olacaktır. Çünkü yaptığınız insan bu numaraya dahil olduğu zaman ve özellikle kendi elleriyle dahil olduğu zaman sihirbazlık numaraları her zaman çok daha kuvvetli olur. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Şimdi hiç vakit kaybetmeden açıklamaya geçiyoruz. Öncelikle ihtiyacınız olan en temel şey 2 adet paket lastiği. Ya bunu her yerde bulabilirsiniz. Nereye sorsanız size hemen 2 tane verebilirler. Veya bir yerden alabilirsiniz. Gerçekten bulması en kolay şeylerden bir tanesi. Bir diğer ihtiyacınız olan şey ise bir kağıt para. Bu hangi para olduğu hiç fark etmiyor gerçekten. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Bu restoranlarda, kafelerde aldığınız fişleri bile kullanabilirsiniz. Veya defterinizden bir parça kağıt kopartıp o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi eğer bu oyunu tek başınıza yapacaksanız veya sosyal medyaya karşı yapacaksanız bir hazırlık yapmanız gerekiyor ataçla birlikte. Onu göstereceğim. Ve tabii eğer bu şekilde yapacaksanız bir şekilde bir ataç almanız da güzel olur. Çünkü gerçekten parayı kilitlerseniz çok imkansız bir şekilde gözükecek. Ama birazdan bahsedeceğim zaten. Eğer seyirciyle yapacaksanız, seyirci bu paranın böyle ucunu tutarsa ve siz lastiklerden böyle indirirseniz çok çok daha etkili olacaktır. Şimdi öncelikle bir tane lastiği alıyorsunuz ve parayı bu şekilde katlıyorsunuz. Öncelikle şöyle göstereyim size. Normal, herhangi bir şekilde katlayabilirsiniz ama ben kullandığım şekilde göstereceğim. Önce yan katlıyorum, sonra tekrar böyle katlıyorum ve lastiğe geçiriyorum. Son bir kez katladıktan sonra ucunu da böyle ataçla kapatıyorum. Ve şu an gerçekten bu hiçbir yere gitmez. Kitli bir şekilde duruyor. Şimdi önemli kısım geliyor. Bu parayı yüzük parmağınıza veya yani lastikle beraber böyle geçiriyorsunuz. Burada bu şekilde duruyor. Diğer lastiği de buraya geçiriyorsunuz. Yani bir tanesi işaret parmağınızda, diğeri de diğer lastikte yüzük parmağınızda. Para olan yüzük parmağınızda olacak. Sonra diğer işaret parmağınızı en üsttekine ve yüzük parmağınızın karşındakine de diğer yüzük parmağınızı geçiriyorsunuz. Gelmeniz gereken şekil şu an bu. Bu şekilde geldikten sonrası devamı çok kolay. Sizin bir hazırlık yapmanız gerekiyor ama parayı tabii ki aslında buraya koyduktan sonra başlamıyorsunuz. Yani siz normalde bu hazırlığı birazdan göstereceğim, hazırlığı yapıp o şekilde başlamanız lazım. Veya seyirci parayı koyup kendi parmak ucuyla tutacaksa siz birazdan tekrar gösterdim hazırlığı yapıp o şekilde parayı tutturmanız lazım. Şimdi dünyanın en basit şeyi aslında gerçekten çok kolay bir oyun yapması şu şekilde olacak. Bunu en yukarıya getiren bir illüzyon tekniği göstereceğim. Baş parmaklarınızla bütün böyle en alttaki hariç bütün lastikleri, yani her açıdan göstermeye çalışacağım bunu, böyle ittiriyorsunuz ve en aşağıdakini yukarı çekiyorsunuz böyle. Öncelikle buna çalışın. Bak taktım şimdi parmaklara, tekrar net bir şekilde göstereyim de bir karışıklık olmasın. Baş parmağımla bunları ittirdim ve en aşağıdakini yakaladım, en aşağıdakini böyle yakaladım ve tekrar yukarı doğru çektim. Bundan sonra
Öncelik en alttaki boşluğa yüzük parmağım, bir üsttekini orta parmağım ve buraya da işaret parmağım gelecek ve baş parmağımı çekeceğim. Ve şu an hazırım. Tek yapmanız gereken şey bu. Şu an para önünüzde duruyor. Yani sosyal medya falan yapacaksanız birine veya bak diye yapacaksanız bu şekilde hazırlığa geldikten sonra yapmanız lazım. Eğer karşınızdaki kişi parayı böyle ucundan tutacaksa ataç yerine, siz bu hazırlığı yaptıktan sonra parasız bir şekilde sonra en üstteki yere parayı tak deyip devam edebilirsiniz. Şimdi tek yapmam gereken şey aslında bunları tek tek aşağı yollamak için parmaklarımı açıp kapamak ve otomatik olarak zaten para aşağı doğru gidecek. Şimdi dikkatli bakın. Öncelikle işaret parmağımı açıyorum ve hızlı bir şekilde kapıyorum ve aşağı gidiyor, ama bunu yavaş yapmayacaksınız. Çok hızlı bir şekilde tak tak yapmanız lazım. Tavsiyem şöyle bir hareketle yapın. Bu böyle açık ya, kapalı hale geldiği anda bunu mesela şimdi orta parmağımı çektiğim anda o gidecek, bir aşağı gidecek. Hop hop ve tekrar hop yaptığın zaman zaten direkt olarak açabilirsin. Kapamana gerek yok. Çok hızlı bir şekilde tekrar yapıyorum. Bakın hazırlık ne kadar hızlı bir şekilde olabiliyor onu da göstereyim. Kaldırdım, buraya koydun ve hazırsın şu an. Şimdi yavaş yaparsam tabii ki belli olur. Önce bir yavaş yapacağım, sonra da hızlı yapacağım. Mesela yavaş hali. Aslında böyle bile belli olmuyor ama çok hızlı bir şekilde yaparsanız takıldı şu an. Hiçbir şey belli olmuyor. En aşağı geliyor. Tekrar geldim, hızlı yapacağım. Geldim, aşağı geçti bile. Sadece para şu an burada takılıyor, biraz onu düzelteyim. Ve tekrar aynı şekilde yaptım. Tekrar aynı şekilde yaptım. Para aşağı gidiyor. Siz de böyle tekrar tekrar çalışın zaten bunu. Tek amacınız böyle böyle hızlı bir şekilde parayı en aşağı kadar getirmek olsun. Bunu pratik yaptığınız zaman çok daha net olacaktır. Şimdi sizin için bir yavaş yapıyorum. Sonra diğer açıya da belki bakarız. Geldim, açtım, kapadım. Açtım, kapadım orta parmağımı. Önce işaret, sonra orta, sonra yüzük. Bu kadar. Gerçekten tek yapmanız gereken bu. Hızlı olduğu zaman çok daha iyi gözüküyor ve dediğim gibi şu hareket iyi. Çünkü yaklaştığı anda gerginlik lastik de gittiği için daha rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve en yukarıdan en aşağı gitmiş oluyor. Bu kadar basit. Şimdi çok hızlı bir şekilde bu açıdan da göstereceğim. Para olan yüzük parmağıma geliyor ve diğer yüzük parmağımı buradan geçirip bu şekilde tutuyorum. Şöyle biraz ortalayayım. Burada duruyor. Diğeri de işaret parmağımda. Onu da buraya koydum. Ve olay bu aslında. Ama hazırlığımız şu. Baş parmağımı böyle ittirerek en alttakini de yukarı çıkartarak bütün boşluklara bu parmaklarımı yerleştiriyorum. Yani şöyle bir görüntü oluyor aslında. Sizin de böyle bir şey görmeniz lazım. Ve para da burada duruyor. Bunu hızlı hızlı açıp kapadığım zaman gördüğünüz gibi tek tek buradan lastik gidip geliyor. Şimdi siz de bu hale geldikten sonra bunu böyle bakın, burada hepsi çapraz çapraz duruyor. Para en yukarıda. Tek yapmam gereken şey böyle parmaklarımı açıp kapamak. Gördüğünüz gibi tek tek para en aşağıdaki lastiğe kadar gidiyor. Tabi bu hızlı olduğu zaman asıl güzel kısmı o. Böyle yapıyorsunuz ama şu hareketle beraber gerçekten arkadan bile görünmüyor. Yani bunu aslında isterseniz 360 bir şekilde arkanızda biri varken de sunabilirsiniz. Sadece şu hazırlığı böyle hızlı bir şekilde yapın kimse görmeden. Sonra parayı buraya taktırın, en üste tak diye. Ve bu hareketleri yaparak böyle 1, 2, 3 yaparsanız gerçekten de hiç belli olmayacak bir şekilde para en yukarıdan en aşağı kadar gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi bu lastik para oyunu bu şekilde oluyor. Yani isterseniz ataç kullanabiliyorsunuz bahsettiğim gibi veya seyirci ellerini tutarsa çok daha güzel olur. Veya ataç yoksa bir bantla bantlayabilirsiniz veya sadece mesela ataç kullanabilirsiniz. Yani lastikte sadece ataç kullanabilirsiniz. Yani mantık aslında en üstteki parçanın tek tek aşağı inmesi. Yani kalemle orayı işaretleyebilirsiniz, artık ihtimaller gerçekten sonsuz. Burası sizin hayal gücünüzde kalmış durumda. Kendiniz bu oyunu nasıl geliştirmek isterseniz geliştirebilirsiniz. Çünkü gerçekten dediğim gibi belki de kimsenin aklına gelmeyecek bir versiyonu bulacaksınız. Yani oraya ne koyduğunuz çok önemli değil. Ama unutmayın, eğer oyunlarda para kullanılıyorsa her zaman daha etkili olacaktır. Çünkü herkesin bağ kurduğu bir konsept olduğu için para her zaman daha etkili olacaktır. Sihirbazlıkta bu tarz şeyler çok önemlidir. Yani herkesin aşina olduğu, özdeşleştirebileceği şeyleri kullanırsanız daha fazla etkili oluyor karşı taraf için. Bu arada videoların her zaman bu açıklama sonrasındaki kapanış konuşmalarını dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü buralarda numarayı daha yapabilecek teorik bilgiler de veriyorum. Veya işte genel sihirbazlık hakkında da bazen bilgiler veriyorum. O yüzden acele edip geçmeyin. Gerekirse hızlandırın ama buraları da eğer bu işi ciddiye alıyorsanız dinlemenizi tavsiye ederim. Bu oyun dediğim gibi o kadar güzel ki mesela yanınızda hiçbir şey yok. Birine bir şey yapmak istiyorsanız ve mesela bardan, restorandan bir yerden lastik bulup hemen yapabiliyorsunuz. İşin güzeli bu zaten, gündelik objelerle olan numaraların. Herhangi bir prop, herhangi bir malzeme ihtiyacınız olmuyor. Ve bütün kısımları düşünülmüş, çok mantıklı, güzel bir numara. Ya daha aslında söylenecek çok şey olsa da bunu artık en iyi şu şekilde anlarsınız. Bu videodan sonra hemen çalışıp birine yaparsınız ve ne kadar eğlendiklerini, güzel tepkiler verdiklerini kendiniz göreceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bugün sizlere bu çok güzel gündelik objelerle yapılabilen ve çok yönlü olan oyunu göstermek isterim. Umarım siz de insanları yaparak çok güzel tepkiler alırsınız. Bir sonraki videoda zaten görüşüyor oluruz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.